Minoyası ve Erişleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu küçük tatlı modelin yapılışını anlatacağım. Başlayalım hemen. Şimdi arkadaşlar öncelikle aralarına ben 6 tane fil dişi yaptım. Fil dişinden sonra 8 tane zürafa yaptım. Ve geriye doğru 1, 2, 3.'ye düğümümü geriye doğru atıyorum. Çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru döndürüyoruz çünkü yapraklarımız şu şekilde. Çok sıkı yapmıyorum. Hafif gevşek bırakıyorum. Ve buraya üçlü sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. 3 tane düğümlü yani öyle söyleyeyim. Küçük bir pırpır yaptım ve pırpırımın üzerine düğümümü atıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar sinek kanadımın üstüne dönüp düğüm atıyorum üzerine. Şu an iki düğüm oldu arkadaşlar. Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar üstüne çıktım. Bu sonuncu arkadaşlar 3 tane yapacağız dedik. Tekrar aşağı iniyorum. Bu yaprak burada. İlk yaprağımız bitti. 3 yaprak yapıyoruz burada. Şöyle. İlkini bitirdim. Şimdi hemen ikinci yaprağa geçiyorum. Diğer 2 yaprağı da tamamlayalım arkadaşlar. Sonrasını göstereyim. Zaten diğer aslında bir önceki modelde de bu yaprağın nasıl yapıldığını anlatmıştım ama model yarım kalmasın diye baştan bunda da anlatacağım. İki yaprağımızı da yapalım. Kalan iki yaprağı devam edelim beraber. Evet arkadaşlar yaprakları tamamladım. Şu an bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yaprağı bu şekilde aşağıya doğru yazmamın üzerine doğru indireceğiz. Şöyle elimle tutuyorum. Bakın son zürafaya şuradan batıyorum. Yaprak da aşağı doğru olacak. Ve son zürafaya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde. Zaten o kendi aşağıya iniyor. Daha sonra zaten ütüleyince de iyice hem model de gelecek. Şu model de üzerine geldiği zaman İyice yaprak aşağı inecektir. Üstüne küçük pırpır bir de ütü yaptık. Ben tamamen kalıp gibi duracaktır. Şimdi hemen arkadaşlar burada 8 zürafa yapmıştım. 3 tanesini yaprağımı yaptım. Şimdi buraya 5 tane yapacağım. Bir de fil dişi için yani 6 zürafa yapıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle 1 2 3 4 oldu. Beş ve altı. Altı tane yaptım. Son yaptığımın üzerine düğümümü geri dönerek attım. Tekrar devam ediyorum. Fil dişi yapıyoruz arkadaşlar. Ben altı tane bıraktım. Arasında altı tane fil dişi yaptım. Siz isterseniz sayıyı azaltabilirsiniz. Daha sık olmasını istiyorsanız. Ya da daha da çok yapabilirsiniz
biraz daha arayı açabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bir yazmanın bir kenarına 16 tane geldi bu şekilde. Siz de istediğiniz gibi ayarlarsınız artık sayıları. Şimdi ben burayı devam edeceğim. Biraz sonra şuradan çiçeğini yapmayı anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen şuradan çiçeğin yapılışında, daha doğrusu tut modeli, bu tutların yapılışında anlatayım. Bu şekilde arkadaşlar, ben önce sağ taraftaki yaprağın ilk zürafasına tümümü atıyorum. Şu ipimi de şöyle biraz kısa bırakıyorum. Altta kalıyor. Sonra tekrar diğer taraftaki yaprağın zürafasına batıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Ben ikisini de buradaki yuvanın içine yapacağım. Ayrı ayrı da yaptım aslında, bir defa denedim ama böyle daha güzel görünüyor. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar 5 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 tane. 5 tane pırpırımı yaptım. En baştaki pırpırımın üzerine ipimi pırpırların üzerinden atarak düğümümü en baştaki pırpırın üzerine bu şekilde alıyorum. Çok sıkmayın arkadaşlar. Çok gevşek de bırakmayın. Çok sıkı yaparsanız tut modeliniz büzüşür. Çok gevşek yaparsanız da bu taraftan bu ipin şu üzerinden atıp geriye doğru döndüğümüz ip bu taraftan sarkar, yani bu taraftan çıkmış olur. Güzel bir görüntü oluşmaz. Şimdi hemen oraya bir pırpır yapacağım arkadaşlar. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Orta boyda bir pırpır yaptım. Şimdi alttaki pırpırların üzerine batarak bu şekilde zürafalarla 4 tane zürafa oldu. Tekrar baştaki zürafaya dönüyorum. Tut modelini biliyorsunuz arkadaşlar, gitgide azalıyor. Tekrar buraya da hemen bir pırpır yapıyorum kenarına. Şimdi 3'e düşecek sayımız. 1 2 3. Tekrar baştakine dönüyorum. Ben kenar pırpırını yapıyorum. Kenar pırpırını da yaptım. Şimdi 2'ye düşüyor sayımız. 1 ve 2. Burada da hemen kenar pırpırını yapalım. Ve tek zürafamız kaldı. Onu da içine kaç tane yapmıştık ya? Onu da içine geri dönüyorum. Buna 2 tane yapmışım. Bazen 3 yapıyorum çünkü emin olmak istedim. 1 200 lira pırpırımı yaptım. Şimdi arkadaşlar, burada da ben direkt şöyle yapıyorum. Ben bakın, üstteki en tepedeki zürafam burada. Bu da bir altındaki. Hemen altındakine iniyorum ve burayı böyle biraz gevşek bırakarak şöyle yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde. Yani iki kere de batabilir. Mesela buraya şimdi bir kere daha batabiliriz. Eğer öyle olursa
sık oluyor, güzel durmuyor. Bu şekilde direkt biraz gevşek bırakarak aşağıya inerseniz kenar kısmı da güzel duracaktır. Şöyle düzeltin elinizle. Bu şekilde sırayla hep bir alttakine inerek kenar püpürlerini bu şekilde daha kolay yapabilirsiniz yani. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yanına mor rengini de yapayım. Sonra öndeki küçük profillerimizi de göstereyim ve modelimizi bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mor tutumuzu da yaptım. Şimdi arkadaşlar zaten öndeki bu pırpırlar da çok basit. Ortada kalan zürafanın içine şöyle ikisini de aşağı doğru katlayalım iki taraftan. Önce de yapabilirsiniz bunu. Ben şu an önce tutları yapmayı tercih ettim. Hemen arkadaşlar ortada kalan zürafanın içine düğümümü attım. Ve bu şekilde orta boyda 3 tane pırpır yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz bu kadar. Çok tatlı güzel bir model arkadaşlar. Tüm yazmalara da hemen hemen uyar ama çiçeksiz yazmalı daha tatlı durduğunu düşünüyorum ben. Benim yazmamın deseni de bu şekilde. O yüzden çok yakıştırdım ben bu model yazmamı. Umarım sizler de benimle birlikte yaparsınız. Videoda sesim kısık çıkmış olabilir. Malum Ramazan ayındayız. İnşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açıp videolardan anında haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.